Senin medya köşene geçelim. Evet. Sizi alalım şeye. Medyada neler oldu Kurtuluş? Yani medyada bu hafta en fazla prim yapan bir yalan vardı. Evet. Bir başa bir onu aldık. Yani ne yazık ki insanlar da o kadar böyle şey ki düşünmeden her şeye inanmaya başlıyorlar ki sosyal medyada şaşırdık. Yani Zafer Partisi'nin her yalanına inanan bir grup var. Ruanda'dan 66 uçak dolusu mülteci, İngiltere'nin deport ettiği mülteci bu pazar geliyor diye yalan attılar. Bakın bir hafta bunu yediler. Bugün pazar günü bakın. İnandı mı insanlar buna? İnandılar buna. Yani inandılar derken artık şunu da ya öyle bir dezenformasyon çetesi var ki bu sosyal medyada ve internette bilumum mecralarda. Herkes paylaştı. Çok böyle ünlü isimler de paylaştılar bunu bakın. Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde 2019 yılında yaptığı Doğu Afrika ülkesi Ruanda ile yaptığı bir anlaşma var. Geliş gidiş. Oysa ya yani Türkiye'nin yumuşak gücünü yansıtabileceği bir anlaşma bu. Yani biz aslında Ruanda'ya nüfuz etmeye gidiyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Ruandalılar Türkiye'ye geliyorlar diye bunu tersinden çevirip yansıttı. Kültür Bakanlığı da ne dedi? Ya bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin açılımları doğrultusunda Afrika açılımı sonucu Türkiye'nin bölgede etkinliği arttırmak için. Ya biz girmesek boşluk olacak başkaları girecek. Peki bu... Ama bu yalana niye inandılar? Bir geri gidersek bir onu anlatmak istiyorum. Bu ya hala da ikna olmuş değiller böyle bir bakıyorum da bir geri gidersek paylaşanlar bunu İstanbul İl Başkanı paylaştı bunu. Ne diyor? Burada rakamlar var diyor. Pazar günü 66 uçak dolusu geliyor. Alın diyor görseller işte. Yani bir tane uçak bileti satın almak istediğim bir panelden. Tamam mı? Bunu çıkart. Diyorlar ki İstanbul'a pazar günü. Peki bir şey soracağım sana. Anladım ben. Bu Ümit Özdağ kim ya? Ümit Özdağ Türkiye'de Zafer Partisi'nin genel başkanı Cemil. Yani bugüne kadar ne yargı ne devlet başka bir şey bulamamış yani. Ortaya yani, çıkaracak. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ben de böyle bir adamın sürekli. Ya Türkiye'de en fazla dezenformasyon yapan bir isim olarak. Belli ki yani bir geliyor. Enformasyon veya dezenformasyon faaliyetinde bulunuyor. 66 tane uçak bugün İstanbul Havalimanı'na indi mi? Gidip aldılar mı? Bugün mesela akşam ya biz yanılmışız diye bir tane özür tweet'i paylaştılar mı? Paylaşmadılar. Bunu sistematik yapıyorsa bu şahsi bir zafiyet değil. Evet. Belli ki bir istihbarat operasyonu. Evet. Neyse bunun altını çizdik ve geçtik bunu da. Evet. Geçelim bunu. Bunu da geçtik. Evet. Asıl mevzu galiba... Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri bütün dünyada bomba gibi patladı. Bütün dünya medyası Erdoğan'ın bu sözlerine yer verdi. Gerçekten İsrail'in bu dünyada Netanyahu'nun özellikle soykırımcı, gaddar, barbar bütün yanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanı sözleriyle dünya manşetlerini taşındı. İşte Cumhurbaşkanı ne dedi? Netanyahu denilen barbar vampir. AP yani Amerika merkezli bir yayın kuruluşu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini Erdoğan Netanyahu'ya vampir bu Refah'taki katliamlar için. Refah'ta üst üste bir defa 40, bir defa 20'nin üzerinde çadırlarda kadın ve çocuklar yakılarak katledildi. Çok korkunç bir hadiseydi. Daha doğrusu katliamdı, soykırım katliamıydı. Ardından sadece AP değil işte İspanyol medyası, Fransız medyası, İsrail medyası da. Geçelim ona da. İsrail medyası da Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya yönelik vampir sözlerini manşetten taşıdı. Verdi, haber olarak verdi. Yani onlar da bu gerçeği Netanyahu'ya... Bir sonraki konumda ne var? Bu küreselci sosyal medya platformları soykırımı destekliyor. Yani şöyle bir sistem kurmuşlar. Bu Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, özellikle Google, bir sonraki barkoya geçelim. Bunlar bu İsrail'in yapay zekası var biliyorsunuz. Bu yapay zeka sistemi var. Buraya bilgi geçiyorlar. Öyle mi? Yani kendi aralarında ne konuşuyorlar? İşte Filistinli gazetecilerden tutalım.
Filistin'de, o Gazze şeridinde ne oluyor, ne bitiyor, bütün şimdi bilgileri... Onun haritası var mı? Gazze'nin haritası var mı? Bir İbrahim komutanı son ne oluyor sahada? Bize bir anlatır mısınız? En son İsrail... Gelirseniz buraya. En son ne oldu sahada orada? Philadelphia kapısı dedikleri, yani Gazze şeridinin Mısır'la olan sınır kapısını da İsrail devraldı. Kaç yıl sonra? Yani çok uzun yıllar, 2005'ten sonra bu. İsrail'le Mısır'la Gazze'nin kapısını. Şurası. Bu Selahattin koridorudur. Buradan başlar buraya kadar. Philadelphia diyoruz ya, Selahattin koridoru diğer bir ismiyle. 2006'da seçimlerde sonra Filistinlilere bırakıldı orası. Hamas'ın orada kazanmasından sonra çekildi orayı. Mısır'ın burada 750 asker sınır muhafızı var. Burası Filistinlilere bırakılmıştı. İsrail geldi, şimdi burayı işgal etti. Evet. Ama bu aralar tekrar orayı peyderpey boşaltmak noktasındalar. Bu çok önemli bir şey. Bu sınır kapısını, yani Mısır'la da bütün dünyayla bağlarını koparttı. Tabii. Şu an ise Amerika'nın verdiği bir ateşkes teklifi var. Hamas, İsrail'den cevap bekleniyor. Hamas kabul etmiş durumda. İsrail ise bildiğiniz gibi sürüncemede. Şimdi o haberi bir izleyelim sayın seyirciler. O ateşkes teklifiyle ilgili Biden falan konuştu değil mi? Evet. Şimdi o haberi izliyoruz. Birazdan döneceğiz. Gazze'deki savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Kameraların karşısına geçti. Gazze'de ateşkes müjdesi verdi. Birinci aşama 6 hafta sürecek. Tam ateşkes olacak. İsrail ve Hamas ardından da kalıcı olarak düşmanlığın bitirilmesi amacıyla ikinci aşama için gerekli adımları konuşacak. Ancak ABD Başkanı Biden'ın o sözleri Tel Aviv'i alarma geçirdi. İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimlerinden tehditler peş peşe geldi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın sona ermesi halinde koalisyon hükümetini devireceklerini söyledi. Irkçı terör örgütü KAH hareketine üyelikten sabıkası bulunan Ben-Gvir, Biden'ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Başbakan Netanyahu'yu açık açık tehdit etti. Ayrıntıları yayınlanan şekliyle anlaşma, savaşın sona ermesi ve İsrail'in Hamas'a teslim olması anlamına geliyor. Başbakan Netanyahu, yasa dışı anlaşmayı yayınlanan şartlara göre uygularsa bu da savaşın sonu anlamına gelir. Dolayısıyla partimiz Otzma Yehudit hükümeti feshedecektir. Benzer bir açıklamada Maliye Bakanı Smotrich'ten geldi. Hamas yok edilmeden savaşı bitirmeyi, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazze'lilerin Kuzey Gazze şeridine geri dönmesi yoluyla savaşın şu ana kadar elde ettiği kazanımlara ciddi zarar verilmesini ya da Yahudileri öldürmek için geri dönecek olan Filistinli tutukluların kitlesel olarak serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğiz.